Herkese SVA arkadaşlar. Bu oyun var ya, bu oyun 10 numara bir oyun arkadaşlar. Bu oyunun kısa mantığı, özetle mantığı oynarken anlatacağım. Oyun krallık kurma üzerine kurulu. Düz mantık, köylü gelsin, alam çalıştıram, ben bunları yönetem, iktidara geçem. İktidar falan yok aslında. Şey olam, hani bölgede en güçlüsü ben olam hesabı gibi, benim kafama göre uyduruyorum ben şu anda da, öyle bir şey değil kesinlikle. Öyle bir tane şehir kurma simülasyon tarzı, köylü büyütme, köylü yetiştirme tarzı bir oyun. Oyun vallahi güzel, 10 numara. İsmini telaffuz edemiyorum, kaç yıldan beri hala telaffuz edemiyorum. Bir saçma değişik, Fontinchin mi, Fonteden midir? Yani buraya yazacağım. Allah kocaman yazacağım. Hatta çevirisini bile, çevirisi derken İngilizce çeviriden okunuşunu bile koyacağım böyle kocaman ekrana. Foundation, 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 temel. Benim söylememe gerek yok, o söylesin. Öyle bir oyun zaten. Allah belasını versin, böyle video girişinin de yarım saattir giremedim video. Neyse. Ben yardım alayım mı almayayım mı bilmiyorum. Alayım alayım, hadi neyse. Video hesabı alacağım. Normalde ben bunu bayağı oynuyorum. İnanam dostumu göremezsem, düşmanı postunu geri seremezsem. Yardım almama falan, yardım almama gerek yok. O yüzden siz de öğrenin, siz de görün diye yaldım ardım. Evet, yaldım ardım, evet. Yaşa Mustafa Kemal Atatürk, yaşa. Yaşa Mustafa Atatürk Kemal'ım. İlk tavsiye köylünün en yaşlısından geliyor. Bir tane yaşlı ihtiyar gelmiş de bana emir veriyor. Ben tavsiyeyi emir anlarım, ben kimseden dinlemem. Yerleşkin ne lan bu? Okuyamıyorum, evet. Doktor var mı? Yerleşirken temel ihtiyaçları göz önünde bulundurmanız öneriyor. Evet. Bu tavsiyeyi uygulayalım. Diyor ki bize, tavsiye bölgeni seç. Tavsiye. Tavsiye eşittir bölgeni seç. İki nokta üst üste. Şöyle güzel bir dağ manzaralı, böyle nefesimizi açsın. Bura olmaz ya. Bura çok yüksek. Yükseklik korkum var benim. Bura ben buraya nereye yerleşeceğim oğlum? Allah Allah. Saçma salak yer. Bura bura nasıl ama? Bura harbi zehir ha. Burayı harbize yer aldım ben direkt burayı. Başarılar devre dışı bırakıldı. Niye oğlum? Etkinleştirmek için tüm modları kapat. Ya bir tane mod kurdum da. Depo iki katına çıkartıyor da kapasitesini. Sürekli depo inşa etmekle uğraşmıyorum ya. İki katı azaltıyor en azından içi. Diyor ki, nereye yerleşelimle karar verelim. Evet. Öncelikle köy merkezi inşa etmem gerekiyor. Bu arkadaşlar, bu elimde gördüğünüz şey. Bak, bu Fenerbahçe'den Cemil. Bilmem neden Beckenbauer. Bakken Bauer, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. Hep bundan kullanıyor. Evet, bu madde ne oğlum? Bu şey işte, bu ismini bilemedim. Bakın lan ismini. Evet, köy merkezi olan lojistik anarşist öyle bir şeyler. Köy merkezi nerede olur aga? Oğlum burada ağaç yok lan. Neyse, köy merkezi nerede olur aga? Oğlum tam deniz manzara, tam orta yere koyacaksın köy merkezini. 10 tane köylü geldi bakayım. 2, 4, 6, 8, ooo ben tam göz karar, hepsi bende var. Zaten burada yazıyormuş. Evet, bu köylüler hepsi birbirine benziyor. Neden? Bunlar da herhalde tek ırk var ya. Hepsi sarı saçlı. Saç kesimi tek. Aha, kıvırcık varmış herhalde, kaynamış yanlışlıkla. Oğlum bu ne? Yahudisi var, Müslümanı var. Bu Yahudi. Bu Hristiyan. Müslüman nerede? Aha, Müslüman buldum. Ay. Kel ve sakallı. Bu İngiliz. Ablan sen. Abla gitti. Hadi eyvallah dedi. Bu ne lan? Köy ön izlemeleri. Özlemleri. Krallığa atanmıştı kardeşim. Her zaman krallığa atanmışlığı seçerim ben. Oğlum hani lan, ben ne inşa edeceğim? Tavsiye. Evet. İkinci tavsiye, genç bir girişim köyünüzden geliyor. Ha, bu sefer de gençler beni. Oğlum ben iyice itin köpeğin maskarası olmuşum. Bu ne böyle? Diyor ki, herkesin kendi çaresine bakması izin ver. Hadi bunu da uygulayalım. İşçi atölyesi. Emrin. Oduncu hesabı. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Şöyle şöyle. Tak diye. İnşa ki. Ve buna 3 tane inşaatçı atayalım. Onlar bizim inşaatçımız olacak. Kimmiş onlar? Kimmiş onlar da? Aha, birini bulduk. Elinde çekiş var enayinin. Bunun ismi Enayi koyacağım. Enayi Gangolondo. Biraz ağırdan alacağım ya oyunu. Öyle hızlı gidince birazcık zor oluyor da ileride. Oduncu kampı inşa ediyor bize. Tabii oduncu kampını inşa etmek gerekiyor. Neden? Çünkü odun gerekiyor. Evet. Düz mantıklı böyle. Buraya inşa edelim. Şimdi inşaatçı gelecek. Ona inşa edecek. Gidin. Kardeşim hadi gidin. Hah, öyle bir bug var herhalde bunda. Emir geliyor. Gökten bir emir geliyor böyle. Emir var onlara diyor. Emri alıyor. Bu da gidiyor. Allah Allah. Ne? Burada meyve falan var. Taş falan var. Onları da toplayacağız. Neyle toplayacağız? Şurada bu kaynak toplama bölgesi var. Ben bunu böyle seçersem eğer işler gelip bunu toplayacak, ama bunu böyle boş sayarken toplayamaz. Onun için toplama kampı ve taşçı ocağı inşa etmem gerekiyor. Oduncu şey hangi ara inşa edildi? Yerde olsun. Hızlıymış. Hemen buraya bir tane, 3 tane de oduncu atayalım.
Ben bunu atadım ama oduncular çalışmayacak çünkü kaynak toplama şeyini boyamadım. Böyle kaynakların toplanmasını istediğim yeri maviye boyayacağım. Oradaki en yetkili kişi gidecek, kaynağı toplayacak. Tamamdır. Bölgeyi de işaretlediğimize göre ilk toplama bölgesini yaptık kardeşim. Şimdi yiyecek topla. Evet, az önce bahsettiğim şey. Toplayıcı kulübesini alıyorsun. Şöyle bunun yanına koyuyorsun. İnşaat diyorsun. Bir tane inşaatçımız gidecek, bunu alacak, götürecek oraya. Hangisi gitti? Bu galiba. Bu gitti. Abi bu da çalışkan. Çalışkan şey olsun bu. Buna da çalışkan. Tamam. Oğlum iki tane oldu. Ctrl X yaptım oğlum. Nasıl iki tane oldu? Neyse al. İsim köylü olarak kaldı. İsmim. Köylü olsun bu. Köylü köylü. Evet. En güzel isim köylüdür. Oğlum ben yazamıyorum. Oğlum ben hem okuyamam hem yazamam. Ben ya boşuna yaşıyorum ben. Allah Allah. Al. İsmin köylü. Tamam. Köylü. Emrin oduncu, hadi git. Bu inşa oldu mu hocam? Hayır, olmadı. Zaten inşa olacak. Bakın oduncular iki tane kadın oduncu oduncu ve bir tane erkek oduncu olmuş. Burada kadın erkek eşittir bizim köyümüzde. Yok feministlik, yok janinistlik, yok horinistlik falan yoktur. Herkes eşittir kardeşim. Seçme seçilme de yoktur lan bizde. Her şey eşit. Kadınlar seçemiyorsa erkekler de seçemeyecek. Bu kadar. Kadınlar ağır, erkekler ağır işte çalışıyorsa kadınlar da çalışacak. Başka bir kural yok. Her şey eşit kardeşim. Ne diyor bu? Yiyecek topla. Tamam. Ürettin mi sen bunu? Üretemedin. Neden? Çok yavaşsın. Al enayi. Bak enayi değil mi? Enayi. Hem enayi hem yavaş. Ben daha ne yapayım bu adama? Onun senin resmindekiyle şey aynı değil ha. Dur lan bakacağım. Kardeşim sen şimdi neredesin? Heh. Sen şimdi bununla bu bir mi kardeşim? Sen saçına ne yaptın? Bıyığın sakalın bıyık çıkarmış, sakal kesmiş. Sen ne yaptın lan kendine? Şey bu hani Instagram'da böyle Facebook'ta yaşlı dayıları kandıran tiplerden ha. Fake hesap kurarlar, öyle milleti kandırırlar. Neyse buna da 3 tane toplayıcı atayalım. Onlar da buradaki yaban mersini midir, çilek midir, meyve falan topluyor. Toplayacak, o da ileride bize katkı sağlayacak. Zamanın durdurma, aman diyeyim. Yiyecekler toplan, hadi toplayın da hızlandırın mı illa sizi ya, Allah Allah. Emin mi vereceğim ben size? Ha 3 tane gitti. Gidin lan toplayın. Ben bir de şey yapayım ya, buraya ormancı kampı yapayım da ormanlar... Ormanlar bitmesin, ormanları kesmeyin. Şuradan bir tane deli deli biri çıkar. Ağaçları kesmeyin, aman uman der falan. Allah uğraşamam, bu zamanda da vardır kesin onlar. Ben de diyorum yani ablacığım ağacı kesmezsek. Ama neden kadın, ben onu şey yapmam. Ben diyorum hani ablacığım ağacı kesmezsek eğer nasıl ben sana yapacağım diyorum. O zaman susuyorlar tabii haklı olarak. Yani onları susturmak için şöyle yalandan bir ormancı kulübesi. Bir tane de iki tane ağaç dikelim. Milletin gözü önüne, arkadan da ağaçları keselim. Otel falan yapacağım buraya, evet. Konudan bağımsız olarak otel yapacağım. Diyor ki tavsiye, ihtiyaçlar ve mutluluk. Artık istediğinizi örgütlendiğinize göre. Oha örgüt mörgüt diyor lan bu. Hadi bunu da uygulayalım. Bak burada balıklar atlı, onu ileride tutacağım. Buradaki bütün mallar benimdir kardeşim. Benim bölgemin içindeki her şey benimdir, tamam mı? Bu sarı bölgenin. İleride buraları da alacağım, orası ayrı. Bu ne bu? O ne o? Ormancı kampı inşa ediliyor. Tavsiye yiyecek biriktir. Ambar. Evet. Modunu yaptığım, mod uyguladığım ambar bu arkadaşlar. Bunu böyle koyalım. At gibi de bir şeymiş. Bu normalde 4 tane slot var. 1, 2, 3, 4 hesabı hani böyle. 4 tane slot var. 4 tane slotta 100'er tane herhangi bir şey alıyordu. Mesela bu gıdan var ya, bu gıda. 100'er tane gıda alıyordu. Armut, elma, pekmez, ne bileyim. Yok öyle bir şeyler de, elma, armut yok da. Onlar alıyordu, ben onu 200'e çıkardım. Buraya ormancı verelim. Ben buraya ormancı verdim. Aa ama ben bu adam nasıl, kim, ben, sen, biz, onlar, şunlar demez mi adama? Oğlum ben harbi boş konuşuyor ben. Neyse fazla konuşmayacağım bundan sonra. Bu yeşil, açık yeşil renkte ormancıyı buralara ağaçlık emrini verme şeyi, imleci. Her ne diyorsanız ona, ondan işte o fırçası. O ormancı gelecek birazdan, buralara ağaç dikecek. Bu ne diyor? Yiyecek biriktir. Ambar inşa demedim ki. O inşa edilsin. Yeni taşıyıcı atacağım, ambar inşa edilsin. Ambara meyve atayacağım, o ambar inşa edilsin. Yani bir bekle de bir inşa edilsin yani. Çok sık boğaz yapıyorsun. Biraz hızlandırım ya. Biraz yavaş kaldık gibi ama. Bunlar sizin eviniz yok mu? Aa adamların evi yok lan. Ben de diyorum bunlar niye ayakta dikeliyorlar? Evi yok lan bunların. Bu yardımları da şey, yardımları kapattım. Bu da biraz ortada oldu ya. Aa bakın bakın ufak ağaçlar gelmiş. Burada ağaçların ne tür bir ağaç olacağına karar verebiliyorum ama toplasan bir yıl önce oynamışımdır bu oyunu. Ve bu ağaçlar her biri ne kadar odun veriyor, ne kadar yararlı hiçbir bilgim yok. O yüzden karma şorman diktiriyorum. Adamlar toplasın karışık falan. Ben de o sırada taşlı kampı yapayım ya, yapmamışım. Enayi gibi. Bu etrafında gördüğünüz kahvelikte orada insanlar sesten olur mesela, bu ses çıkartıyor. Kokudan olur, koku çıkartan şeyler de var. Rahatsız oluyorlar, oraya ev yapmak istemiyorlar. O yüzden öyle bir ufak bir alan olarak belirlemişler. O yüzden bunları koyarken buraya biraz ilece ileriye dönük bir planlamanız olması gerekiyor. Ona göre şey yaparsınız, ayarlarsınız işte.
Maşallah buraya gelince hemen yapıyorsunuz da bu ambara ilk saat... Oğlum taş yokmuş ki, ben de adamlara laf ediyorum ha, taş yok. Köylüm yok. Köylüm yok. Ne demek yok? Çıkar şunu. Fazla çalıştın sen orada. Gel kardeşim. Tamam kardeşim. Hah. Taşımız yokmuş ki. Bu 5 tane taş lazım, yoksa ambar inşaat edecek. Ben de diyorum adamlar niye yarım saattir bunu yapamıyor. Allah Allah. İnşaatı sen de çık ya. 3 tane fazlasınız. Ufak yer zaten. 2 tane yapayım. Oduncu sen kal, hadi sen kal. 3 kişi lazım olur bana odun falan. Bu üstte odunlarımızı falan görebiliyoruz. Bakın dakika 8-9 olmuş. Anca bilgilendirme yapıyorum. Helal olsun bana. Çok iyiyim. Burada da odunlar falan var. Meyve, kumaş. Kumaşımız hayrına vermişler. Şimdi kumaş üretemiyoruz. Öyle şeyler var işte. Yukarıda bilgilendirmek amaçlı. Ama yalnız 10 numara yer ha burası. Ablam aman ha, abla birini öldürmeye gitti. Abla kayboldu. Neyi bekliyoruz? Hala bunların keyfini bekliyoruz. Köylümüz yok. Taş çıkartıyorlar mı? Evet çıkartıyorlar. Taş nerede? Aha geliyor. Lan bir tane bir tane mi yapıyorsunuz? Günlük bir tane üretiyorlar. Helal olsun. Ben yoldan bulsam. Bu dereye girseniz, elinizi soksanız suya daha fazla taş var ha. Yalandan adamı oyalamayın kardeşlerim. Bırak ya bırak. Çok yavaşsınız. Ben de şu manzarayı izleyeyim. Şöyle güzel bir o müzik eşliğinde. Tamam. 10 numara manzara hocam. Buraya 2 sandalye atacaksın. Bir de balık tutma şeyin olacak böyle. Adı neydi onun, mis ne? Mis gibi. Hala bekliyoruz. 4 tane oldu, bir tane kaldı. Bir tane gelsin, yapacağız. Bakacağız kardeş. Aslında burayı full mu orman yapsam lan? Nasıl olur ha? Şuraları topla ya. Ya kaynak maynak bırakma, sömür. Aha ambar oluyor, ambar geliyor, ambar. Ambar oğlum, ambarın ismini bile değiştirebiliyorum. Birinci ambar, ikinci ambar. İleride ben bunu garanti yıkarım da. Oğlum ben yazamıyorum. Evet. Diyor ki bize bir tane hamal atı diyor buraya. Atayalım. İnşaatçı yok. Oduncu Emre. Oduncu sen çık. Hamal ata. Burada meyve ata. Tamam, o görev de bitti. 100 tane dinare kazandım. 100 tane paralar kazandım. Konut bölgesi açıldı. İşçiler buraya ev yapabilecek rahat rahat. Şöyle. Alın lan size oğlum bak. Kocaman yer. Ama suya falan taşmasın da. Bakın hemen yerleşiyorlar. Acgözlüler. Oo 2 tane oldu. Buraya boydan buraya yerleşebilirsiniz arkadaşlar. 3 oldu. Var mı arttıran? Var mı arttıran? 4 olsun be ablam. 4 oldu. 5 olsun. Hadi hadi. 5 5 5 5 5. Var mı 5? Oo 5 oldu. 5. Helal olsun. Oğlum bu ne lan, ışık arttırma gibi. 6 6 6 6. 6'ya gerek yok. Çünkü her ev 2 kişi taşıdığı için 2 4 6 8 10. 10 kişiyi zaten. 6.yi yapmayacaklar. Yapan varsa en iyidir lan. Ben de bunu söyleyeyim. Neyse. Oo pazar falan. O kuyu da var. Bu ne lan? Al oğlum. Dur lan. Oğlum ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oğlum ne enayiler var lan. 7 tane yapıyorlar. Allah enayiler ha. Olsun, geleceğe dönük geleceğe. Suyu nereye koyalım? Oğlum tam burası su yeri ha. Kuyu yeri. Ah. Buraya da su koyduk. Millet şey istiyor. Su istinde. Susuz mu yaşayacak bu hayvan? Ay pardon insanlar. Biz de birazcık insana saygı ödülü almaya hak ediyoruz. Yani uzaktan bakıldığı zaman biz böyle biraz şey dominant olabiliriz. Dominantın anlamını da bilmiyorum ya. Ona da koyacağım açıklamasını. Hadi bakayım. Hem ben öğreneceğim hem siz öğreneceksiniz. Biraz diktatör. Diktatör anlamını biliyorum tabii. Yani onu biliyoruz. Ha kuyu inşa edildi. Öyle görünüyor olabilirim ama aslında ben özümde iyi birimdir bence. Değil mi lan? Öyleyim değil mi? Adam oğlum. Konuşmaya çalıştım geri dönüyor. Ablam. Neredesin ablam? Oğlum sen de abla. Öyle değil mi ablam? Sen git. Oğlum harbi lan. Aa. Ya ben gidiyor musun? SC oyunu sil. Oyunu sil. Neyse. Benden kolay kurtulamazsınız oğlum, akıllı olun. Neyse bunları gözdağı verdiğimize göre. Bunu başlar, bu önemsiz, mantıksız, boş bu. İkisi ben bunu yapamam ki. Ben bunu oyun sonunda önce yapacağım zaten. Konut bölgesini boyadım. Yeni bölge satın al diyormuş. He, bölge beleş mi? Uf beleş. En sevdiğim. Nereye alalım? Burası yok ya. Dünya düzdür arkadaşlar. Net. Dünya yuvarlak diyen enayidir. Dünya dünya elips diyen enayidir. Dünyanın açıklamasını da koyacağım, evet. Her şeyi koyuyoruz bakalım. Kübra alsın kültür kanarı ol. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum aga. Bu bölgeyi alim bitiriyorum. Allah kaybetsin, ben de konuşamıyorum. İkinci bölümde yardırır giderim ben. At gibi beyaz prensi, at gibi beyaz prensi at. Atım lan ben. Allah Allah. Neyse hadi hadi. Şuraya alim. Nereye alim lan ben? Hadi buraya mı alayım lan? Yok lan oğlum, köprüyü kim yapacak buraya? Buraya mı alayım lan ben? Buraya alamıyorum lan. Aa. Ya burası ya orası. Ay bak şu insanlar sınavda da olsun, bir yerde de olsun çok kararsız kaldığımız zaman önemli bir taktik vardı arkadaşlar. Bak bismillahirrahmanirrahim. Evet burası. Burada kötüymüş ya.
Neyse evin devamını yaparız. Of ya. Burada kötüymüş ya. Keşke. Oğlum zaten buraya alsam köprü yapacaktım. Ne enayiyim lan ben. Köprü yapmamak için zaten buraya alacaktım ben. Aman hadi kapat hadi. Hadi görüşürüz. Bir de videoyu beğenirseniz vallahi çok iyi olur. Kanala abone olun falan çok iyi olur. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet değil mi lan? Hadi eyvallah. Oğlum bak satranç oynuyorlar ha. Ya da tavla bilmiyorum bakacağız.